Hoş geldin. Akşam güneşini çek Gülsüncüğüm. Şöyle. Akşam güneşi güzele vururmuş. Güzel. Nay buyurun bak ne göstereceğim. Gel gel. Ben sana önce bir sarı çiçekleri göstermek istiyorum. Yengemin kapının önündeki sarı çiçekler. Çiçekliğin güzelliğine gel. Bak ben sana daha neler göstereceğim. Gel gel. Ama evde yoklardı ben sınavına geldim. İyi olsun. Ben seni aradım da ulaşamadım dedim. Telefon bozuldu dedim. Şuraya var mı değil mi? Şimdi bir tane de şuraya dikiyorum. Çok güzel iyi dedi bu dedi. Şimdi de şuraya dik işte. Bak ekmek yoğurduk. Yumuşak yumuşak. Mis gibi. Şöyle pişirelim. Siz bunu alabilir miyim? Bu ekmeği alacağım şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Gülsün buraya gel. Gönlümle. Ben bunu. Sine pişiyor. Hamurun içini merak ediyormuşsunuz. Ben size söyleyeyim göz kararı. Su, bir bardak soğuk süt, bir bardak kaynamış su. Ondan sonra bir yemek kaşığı kadar şeker koyuyorsunuz. Su pek sıcak olmayacak. Yani mayayı aktive etmemiz gerekiyor. Ondan sonra mayayı döküyorsunuz. Sonra bir güzel elinizle böyle açıyorsunuz bir güzel. Açtıktan sonra alabildiğine önce bir yarım paket unu dökün içine. Yarım paket un döküldükten sonra yavaş yavaş böyle açın hamur. Ondan sonra suyu sonra ununu dökmeniz gerekiyor. Un alabildiğine. Daha fazla. Ortasına güzel güzel.
Bu bizim peynirli böreğimiz. Şunların ikisi.
Biz odun ateşinde şu an oturuyoruz. İnanın çok soğuk dışarısı. Ama bu eğlenceyi de kaçırmak istemedik. Yengem bahçede biraz uğraştı. Ondan sonra hepimiz üşüyünce böyle bir odun yakalım dedik. Sağ olsun, eksik olmasın. Gülsün, odun ateşini çeksene. Odunu biraz daha harlayalım. Ateşi de yükseltelim istiyoruz. Çok basit bir yöntem. Bozuk olmayan, kullanılmayan çamaşır makineniz varsa böyle değerlendirebilirsiniz. Allah razı olsun, hepimiz ısındık yenge. Ayaklarımı bile ısıtıyorum çünkü çok soğuk. Ne kadar güzel. Ay, yandım.